LGS'ye son 42 gün. Hava çok güzel. Gerçekten de bilhassa İstanbullular varsa biliyorlardır. İstanbul'da, Batı illerimize, İzmir'de hava çok güzel. İnşallah Anadolu'da da öyledir. Ama dışarı çıkamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Olsun. Bizim için esas güzel günler LGS'den sonra gelecek. Haziran'dan sonra biz Temmuz'da zaten eğer sokağa çıkma yasağı iyice kalkarsa o zaman gezeceğiz. O zaman daha çok gezeceğiz. O zaman kazandığımız için çok daha mutlu gezeceğiz diyoruz ve hemen günü sözüyle başlıyoruz. Jim Hanson diyor ki, eğer yaptığınız şey önemsiyor ve onun üzerinde çok çalışıyorsanız istediğinizi yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Şimdi burada çok önemli yapamayacağınız hiçbir şey yoktur diye... Gerçekten de bir öğrenci istediği zaman her şeyi başarabilir. İş yeter ki önemseyin. Yani aman işte hayırlısı bir lise diyebiliriz ama eğer bizim için iyi bir lisede okumak, iyi bir fen lisesi, iyi bir sosyal bilimler bizim için çok büyük bir hedefse bunun için elimizden gelen her şeyi yapar ve kazanırız ve inşallah da kazanırız. Günün yorumuna baktığımızda Avni... <laughs> günün yorumuna baktığımızda Avni Özkan diyor ki sesim kısıldı pardon. Arkadaşlar en az 20. yazışım. Sinirlenmiş artık abi Lütfen beğenin ya. Beğenen inşallah sizi dizisine gider amin demiş. Bir de dua etmiş. Tebrik ediyoruz amineciğim. Gergin bir arkadaşımız. Ee, hocam ben iki haftada matematik iki netten sekiz nete çıktım. Güzel. İki netten sekiz nete çıkmış. Ama bazen üç nete kadar düşüyorum. Nasıl düzeltebilirim? Bu olacak amine. Sıkıntı yok. İki netten sekiz nete çıkacaksın. Sonra tekrar üç nete ineceksin. Sonra tekrar sekiz net. Sonra tekrar dört. Sonra dokuz. Sonra dört. Sonra dokuz. Sonra dört. Sonra, dokuz, sonra, dört, sonra altı. Sonra üç. Böyle iniş çıkışlar olacak. Ama sen vazgeçmezsen gerçek sınavda en iyi netine ulaşacaksın. Yeter ki vazgeçme ve yanlışların üzerine odaklan. Hocam ben Türkçe'de 16 netin üstüne çıkamadım. Ama zaten günde 25 paragraf sorusu çözüyorum. Bir türlü yükselmiyor. Sıkıntı yok. Demek ki bu 25 paragraf sorusu çözmesen belki 16 net değil de 13 net, 14 net yapacaktın. O zaman sen 25 paragraf sorusu çözmeye devam et ve mutlaka ama mutlaka bunun sonucunda sınavda inşallah 16 netten çok daha fazla yapacaksın. Yeter ki vazgeçme. Çünkü adam senin vazgeçmeni istiyor. Vazgeç, 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 vazgeç diyor. Sen de vazgeçmiyorum, vazgeçmiyorum. Geliyorum. Daha dikkatli çözeceğim. Daha iyi okuyacağım. Soruyu okurken bir kez daha kontrol edeceğim. Eğer yazım yanlışlarında hatam çıkıyorsa onu daha iyi öğreneceğim. Dil bilgisinde cümle ögelerini film biliyorsam bir daha öğreneceğim. Şu işte görsel mantık, sözel mantık kaçırıyorsam bir daha dikkat edeceğim. İki seçenek arasında kalıyorsan biraz daha aklıma ilk geleni işaretleyeceğim gibi yöntemlerle netini artırmaya çalış. O seninle inatlaşıyor şu anda. Sen de onunla inatlaş. O kaybedecek. Bak göreceksin. Din dersini çalışmadan fulluyorum. Allah kabul etsin. Sizce çalışmaya ihtiyacım var mı? E yok yani. Hiç çalışmadan fulluyorsan çalışmana gerek yok yani. Zaten yapıyor musun? Denemelerde çözdüğün kadar yeter. Fernetlerin bir düşü bir yükseliyor. Nasıl düzeltebilirim? Bu da aynı şekilde ilgili. Birincisi koneksiyon varsa onlara çalışmalısın. İkincisi de, ikincisi de denemelerde soruları çözerken yaptığın yanlışları mutlaka elde Yani şimdi atıyorum, diyelim ki doz denemelerini açtın. Buradan çözüyorsun. Fende bu konuyu çözerken, bursa dedin, cevap Ya ben bunu bursa yapardım ya, neyse falan dememelisin. Bir soruyu çok dikkatlice çözüp, yanlış yaptıysan da ben bunu yanlış yaptım demelisin. Yani ben bunu çok dikkatli okudum. Süper dikkatli okudum ama yine de yanlış yaptım. Demek ki ben bunu yanlış yaptım. Bu konuda eksiğin var demelisin ve o konuya çalışmalısın. Yani ya ben bunu aslında ya, öyle yok. ya yani yok öyle mutlaka düzgünce çözdüm ama yanlış yaptım diyeceğin şekilde çöz. Yani anlatmak istediğim her soruyu dikkatli bir şekilde çözersen fende ya da eksik olduğun başka bir derse o soruyla alakalı daha bir daha yanlış yapmazsın. Yaptıysan da zaten o konuyu bilmiyorsundur. Artık yanlışlarını düzeltmen gerekiyordur. Din dersi pardon din dersine takıldım. Arkadaşlarımı sorarım. İzmir Konak Gazetesi'ni tanıtabiliriz. Hocam doz denemeleri mi yoksa 3-2-1 denemeleri mi? Arkadaşlar yeni denemelerimiz de geliyor ama lütfen ikisini de alın diyorum ben size. Niye? Buradakiler tam LGS tarzındaki özel geri sayım denemeleri. Bunun üçünü de çözdüğünüz zaman netiniz 3 puan daha artar. Belki daha fazladır Doz denemelerinin içinde 12 yeni nesil var ama bununla özel bir taktiği var. Yani önce 9, Son iki katı 18. son iki katı 36. Sonra iki, katı 72. Sonra gerçek 90. Süper bir tarz. Dolayısıyla ben olsam ikisini alırım. Ama illa bir tanesini alacaksan fark etmez. Ee, dozu alabilirsin diyorum mesela. Şimdi geldik Avni sorusundan sonra günün okuluna. İzmir Kız Lisesi. 2.92 ile li almış. Tıplar, diş hekimlikleri, mühendisler havada uçuyor. Allah'ım bu nasıl başarılı bir lise? Allah'ım bu lise bizi hak ediyor. E biz çalışıyoruz çünkü. O zaman gidelim. Hadi bakalım çalışıp gidelim. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz ama o güzel günlerde bizden daha çok sokağa çıkan olmayacak. Niye? Çünkü biz şu anda sıkı sıkıya çalışıyoruz.